6-12 Mayıs tarihleri arasında 2013 Vakıf Medeniyeti ve Şehir temasıyla gerçekleştirilecek olan 30. Vakıf Haftası kutlama etkinlikleri başladı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ali Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan 30. Vakıf Haftası kutlama etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin ardından Hatay Vali Yardımcısı Şahin Bayhan ve Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ali Kaya Başkanlığındaki heyet, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz'i makamında ziyaret etti. Teşekkür ederim. 2013 Vakıf Medeniyeti ve Şehir temasıyla gerçekleştirilecek olan 30. Vakıf Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen ziyarette ilk sözü alan Hatay Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, bölgemizde yaklaşık 3065 civarında vakıf eseri bulunduğunun altını çizdi. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bu vakıf eserlerinden yıllık yaklaşık 3 milyon TL gelir elde ettiğini ifade etti ve valilikle size vakıf mallarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle de teşekkürlerini sundu. Yaklaşık 3065 civarında bölgemizde vakıf eseri var. Bunlardan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaklaşık 3 milyon TL civarında bir yıllık gelir elde ediyorlar. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ali Kaya da her yıl Mayıs ayında kutlanan Vakıflar Haftası'nın bu yıl 2013 Vakıf Medeniyeti ve Şehir temasıyla hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya çalışılacağını söyledi. Bu kutlamalarda amacın vakıflar bilinci ve kültürünün gelecek nesillere aktarılması olduğunu ifade eden Kaya, ihtiyaç sahibine yardım etme konusunda çok önemli bir misyon üstlenen vakıf bilincinin toplumda yerleşmesi için çalıştıklarını belirtti. Vakıf bilincini ve şuurunu geliştirmek için emek veren herkese teşekkür etti. Bu ulvi çalışmalara imza atan tüm değerli arkadaşlarıma, vakıf bilincini ve şuurunu geliştirmek için emek veren herkese, vakıf dostlarına tebrik ediyorum. Bu coğrafyada inşa edilen medeniyetin bir vakıf medeniyeti olduğunu belirten Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ise Hatay'daki 90 tane tescilli kültür varlığının 37'sinin restorasyonunun bittiğini, 10 tanesinin projesinin bitmiş durumda olduğunu ve projesi devam eden 8 tane eser bulunduğunu kaydetti. Habibi Necar Camii'nin kamulaştırma çalışmasının Mayıs ayı sonunda gerçekleştirileceğini de dile getiren Vali Lekesiz, 2014 yılı sonuna kadar yenilenme ve yeniden hayata döndürme çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlayacaklarını söyledi. İlimiz genelinde 90 tane taşınmaz kültür varlığı olan tescilli vakıf eserlerinden toplam 9 tane olan eserden aşağı yukarı 70 tanesi ya restorasyonu bitmiş ya projesi bitmiş. Bir şekilde her bir tek ele alınır durumda.